Mutlu günler kıymetli SRT Televizyonu izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda mide rahatsızlıklarında mide ülserini konuşacağız. Mide ülserini iç hastalıkları uzmanımız, uzman doktor Ayşegül Navdar Seyit Resuli ile konuşacağız. Öncelikle hocamıza ilk soru olarak mide ülseri nedir diyelim. Mide ülserini çok kısaca midenin iç dokusunda yara oluşması olarak tanımlayabiliriz ve buna bağlı olarak midede ağrı, yanma, bazen ekşime, yanma meydana gelebilmektedir. Peki nedenleri nedir hocam? Genellikle genetiktir. Yani ailesel bir yatkınlık oluyor mide rahatsızlığında ama tabii bunu hızlandıran, zemin hazırlayan beslenme bozuklukları, mesela çok böyle acılı, baharatlı, yağlı beslenmek gibi, bazı zararlı alışkanlıklar, sigara, aşırı derecede gazlı içecekler tüketmek, bunlar tetikleyebiliyor. Bunun dışında sıklıkla Helicobacter pylori dediğimiz bir mikrobik durumdan da kaynaklanan mide ülserleri oluşabiliyor. Artı özellikle romatizma ilaçlarında kullanılan bir takım ilaçlar, ağrı kesiciler yine ülsere sebep olabiliyor. Yine stres, gerginlik, bunlar ülser sebebi olabiliyor. Peki belirtileri nelerdir hocam? Ülserin en sık belirtisi ağrıdır. Karnın üst bölgesinde ağrı şeklinde hissedilir. Ama bunun dışında hiç ağrı olmaksızın da bir ülser direkt midede bir delinme veya yırtılmayla veya bir mide kanamasıyla gelebilir. Bunlar da belirti olabilir hiç ağrı olmaksızın ama sıklıkla ağrıyı görüyoruz. Ağrı genellikle karnın üst bölgesindedir ama bazen karnın sağ veya sol tarafında olabilir, sırtta olabilir, mideden sırta vuran ağrı olabilir, bazen sadece boğaz ağrısı boyunda bir ağrı şeklinde olabilir, bazen yutkunma zorluğu şeklinde belirti verebilir. Değişik şekillerde bulantı, iştahsızlık, şişkinlik, hazımsızlık şeklinde de belirti verebilir ama sıklıkla aç karına ağrı duyulması ve genellikle yemekte geçen bir ağrıdır sıklıkla. O zaman mide rahatsızlığı olan kişiler sık sık ara ara yemek mi yemeleri gerekiyor hocam? Aslında genel olarak az az sık sık yemek hem mide rahatsızlığı olanlar için hem de genellikle sağlıklı beslenmek için uygun olan beslenme şeklidir. Peki mide ülserinde tedavi yöntemleri nelerdir hocam? Mide ülserinde öncelikle tedavimiz yediklerimize dikkat edeceğiz. Midemizi koruyacağız. Ondan sonra da yine tedavide kullanabildiğimiz ilaçlar var. Eskiden mide ülserlerinde ameliyat da olurdu hastalar ama son yıllarda artık buna gerek kalmıyor. İlaçlarla ülser düzeliyor. Yani %100 hemen hemen ülser düzeliyor. Peki sonradan tekrarlayabiliyor mide rahatsızlığı? Bir kere mide rahatsızlığı geçiren insanın her zaman midesi hassastır. Tedavisini uzunca bir süre yapıyoruz ama tedaviden sonra da ve tedavi esnasında da yediklerine dikkat etmesini öneriyoruz. Yani mideyi her zaman korumamız, kollamamız gerekiyor. Tekrarlayabiliyor. Mideyi koruma yöntemleri beslenmeden mi geçiyor hocam? Öncelikle beslenmek, evet. Yani beslenmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, özellikle sigara, alkol, aşırı derecede çay, kahve tüketimi, gazlı içecekler tüketimi, bunlar özellikle mide ülserini, mide rahatsızlıklarını tetikleyen faktörler. Peki mide rahatsızlıklarında herhangi bir yaş faktörü var mıdır hocam? Her yaşta görülebiliyor aslında. Yani herhangi bir yaş faktörü var demek biraz zor. Her yaşta görülebilir mide ülseri, mide hastalıkları her yaşta görülebiliyor. Ama ileri yaşlardaki mide ağrıları, hani genellikle mide rahatsızlıkları genç yaşlarda başlıyor. Daha ileriki yaşlarda olan, diyelim ki 50, 55, 60'lı yaşlarda yeni başlayan mide ağrısı varsa onu biraz ülserden ziyade daha farklı hastalıklardan şüphelenip çok daha ayrıntılı tetkik etmek gerekiyor. Peki kişiler size mide rahatsızlığı olarak hangi şikayetlerle geliyorlar Ayşegül Hocam? Genellikle karın ağrısıyla gelir. Karın üst bölgesinin bu bölgedeki ağrıyla gelir. Yani midem ağrıyor diye gelir. Ama bunun dışında iştahsızlıkla gelen olabiliyor. Şişkinlik, hazımsızlık şikayetiyle gelebilen hastalarımız olabiliyor. Sadece bulantı şikayetiyle gelen oluyor. Nadiren de bir mide kanamasıyla gelip tetkiklerde ülser tanısı koyduğumuz hastalar oluyor. Hiç ağrı olmaksızın. Peki
Peki mide kanaması tanısını kişi nasıl koyabilir kendisine? Şöyle, birincisi kusma ile kendini gösterebilir. Bu kusma koyu kahverengi renklidir. Hatta tipik kahve telvesi şeklindedir. Bunun dışında büyük abdestinde siyahlaşma olur. Yani oldukça siyah, katran gibi yapışkan bir dışkılama olur. Hiçbir şekilde aslında normal bir dışkılama şeklinde değildir. Yani o değişikliği hasta fark eder. Yani onun farklı bir şey olduğunu. Çok böyle kırmızı renkli değil, çok koyu vişne veya siyaha yakın bir renkte bir kaka görülür. O hazmedilmiş kandır. Yani siyah hazmedilmiş kandır. Onu o şekilde görürüz.